Dolayısıyla bizim için çok verimli, çok önemli bir toplantı oldu, bir ziyaret oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gittiği Libya'da Başbakan Faiz Es-Sarraç, Libya İçişleri Bakanı ve Katarlı mevkidaşıyla görüştü. Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de eşlik etti. Biz burada Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Keder'de, Kıvanç'ta beraber olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar beraber olduk. Bundan sonra da biz burada Libya'nın bütünlüğü için, Libya'nın güvenliği için, Libya halkının refahı için elimizden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğiz. Ziyarette güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası kapsamında yapılan askeri eğitimle danışmanlık faaliyetlerini yerinde inceledi. Akar temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla buradaki eğitim verdiğimiz Libyalı kardeşlerimiz var. Burada ayrıca insani faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Burada bir hastanenin çalışmasına her türlü desteği sağlıyoruz. Diğer taraftan acımasız bir şekilde etrafı mayınlarla mayın döşeyen, oraya bir sürü el yapım patlayıcı makinaları karşıda bizim timlerimiz bunları temizlemekte meşgul. Dolayısıyla herhangi bir şekilde sivil şahıslara zarar gelmemesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Akar, Libya'yı desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Halkının rahat, güven ve huzur içinde yaşamasına gayret gösteriyoruz. Ve diliyoruz, umuyoruz ve inşallah en kısa zamanda buraya da huzur hakim olacak, güven hakim olacak. Libya'da kardeşlerimiz de huzur ve güven içinde yaşayacaklar. Doğu Akdeniz'e de değinen bakan, Türkiye'nin haklarından ödün vermeyeceklerini bir kez daha tekrarladı. Tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hukuk alaka menfaatlerini koruma ve kollamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oradaki yaptıklarımız, çalışmalar son derece açık, son derece şeffaf. Ve dolayısıyla biz hem komşularımızın hakkını hukukuna saygı gösteriyoruz. İyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuz her zaberinde ifade ediyoruz. Ve bu şekilde yaptığımız çalışmaların önümüzdeki dönemde de sonuçlanması için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Akar, Yunanistan ve Mısır arasındaki münhasır ekonomik bölge anlaşması için hiçbir hükmü yok değerlendirmesinde bulundu. Bu sadece hükümsü olmakla kalmıyor. Aynı zamanda hem Mısır halkının hem de bizzat Yunanlı politikacıların da bazılarının farkına vardığı gibi Yunan halkının da aleyhine olan bir çalışma bu. Dolayısıyla biz herkesi aklı selime davet ediyoruz. Herhangi bir oldu bitti değil, herhangi bir şekilde bir takım olayları çarpıtarak bir yerlere varılamayacağını herkesin görmesini bekliyoruz. Dolayısıyla bizim oradaki çalışmalarımız da istikrarlı bir şekilde devam ediyor.